Ben TETA Teknik Tarım'dan Başak Tömek. Katılımcılarımız Sutaş Hayvancılık Direktörü Sayın Nahit Yazıcıoğlu, Taze Süt Üretim Müdürü Celal Dayıoğlu ve Nayman Tarım Veteriner Hekimi Burak Çetin aramızdalar. Bildiğiniz gibi biz Türkler 12 bin sene önce bu topraklarda tarım devrimini gerçekleştirdik ve bu kadim topraklarda tarım yapıyoruz. Sektörümüze bütün sektörlerde olduğu gibi değişik disiplinlerde gerçekleşen gelişmeler, yeni teknolojik atılımlar da yansımakta. En yüksek katma değeri sağlayan, tarımın en yüksek katma değeri sağlayan kolu olan hayvancılık da bu tür teknolojilerin en hızlı uygulandığı dalı. Biz 1995'ten beri Türkiye'de bu tür hassas tarım uygulamalarında kullanılan teknolojileri Türk çiftçisine sunuyoruz. Bu tür teknoloji sensör uygulamalarıyla her bir birey hakkında detaylı veriler toplanabiliyor. Bu toplanan verileri raporlamak suretiyle veya izlemek mümkün ve bunlar hakkında yorum yapmak mümkün. Eskiden üreticiler küçüktü. 1, 2, 3, 5 hayvanı olan adam sürekli olarak üretici, sürekli olarak hayvanlarıyla birlikte olduğu için o hayvanların bilgisini biliyordu, anasını biliyordu, danasını biliyordu, babasını biliyordu. Fakat artık işletmeler ekonomik eşiği yükseldiği, sürü büyüklüğünün artması gerektiği için bu artan bir sürüdeki verileri hayvanlarla ilgili olan biteni takip etmek giderek zorlaştı. Hal böyle olunca az önce bahsetmiş olduğum sensörleri de içeren, yazılımları da içeren ileri teknoloji uygulamaların yaygın biçimde kullanılması gereği ortaya çıktı. Bugün isterseniz öncelikle veteriner hekim gözüyle ve çiftlik müdürü gözüyle ben sırasıyla genç arkadaşlardan başlayayım. Tabii. Siz de genel bütün geniş objektifle bakan bir idareci olarak onların da vermiş olduğu konuyla ilgili anlatmış oldukları cevapları da siz de, en sonunda sizin değerlendirmenizi yapalım. Öncelikle ben Burak Bey'den bahsetmek istiyorum. Nayman çiftliğinden kendisi. 500 samalık bir işletmenin veteriner hekimi. Burak'cığım, her bir veteriner hekimi olarak çiftlikte sorumluluğunuz olan iş ve işlemleri nasıl karar veriyorsunuz? Kararlarınızı almak için ne gibi verilere ihtiyacınız oluyor? İşletme hekimi olarak işletmedeki bizim asıl görevimiz hayvan sağlığını korumak. Hayvan sağlığını koruyarak işletmenin karlılığını sağlamak. Bunun için hayvanların süt verileri, diğer kayıt verilerinin olması gerekiyor elimizde ve bunların sonuçlarına göre biz yol alıyoruz. Hayvanda bir rahatsızlık olduğu zaman sağmalı inekler için süt verilerindeki sütün miktarının düşmesi, süt, yağ, protein miktarlarının azalmasıyla biz bu hayvanın hasta olduğunu görebiliyoruz. Ve bunu biz bir program yardımıyla yapabiliyoruz. Çünkü bireysel hayvanları muayene etmemiz hayvan sayısı yüksek hayvan şeylerde, sürülerde zor. Çünkü her bir hayvanın bir muayenesi 5 dakika sürse benim işletmem için 500 hayvan var. 2500 dakika benim her bir hayvanı muayene etmem gerekiyor. Evet. Ve bu da benim olacak gün içindeki sadece hayvan muayenesi ayırmam gerekiyor. Normalde çalışma şeklimiz buna el vermeyeceği için bu tarz şeylerin, verilerin olması gerekiyor bizim elimizde. Tabii zaten personel giderleri de ciddi bir kalem haline dönmüş durumda. Dolayısıyla eldeki personeli de mümkün olduğunca etkin kullanmak için cımbızlı arızalı hayvanı seçmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet. Celal'cim, taze süt çiftliğinde, sürü yönetiminde sen hangi araçları kullanıyorsun? Oranın bir idarecisi olarak. Bu araçlar sizi ne şekilde yönlendiriyor? Şimdi biz taze sütte yaklaşık 880 tane sağmalı hayvanımız var öncelikle. Sizin de dediğiniz gibi artık bu tarz büyük sürüleri yani defterle, kalemle, kağıtla yazarak bitiremeyiz. O yüzden sürü yönetim programlarına ihtiyacımız var. Böyle büyük işletmeleri ancak dediğim gibi sürü yönetim araçlarıyla sadece yönetebiliriz.
Biz çiftlikte yani şu anda sürü üretimin haricinde yani yemleme programları, rasyon formülasyon programı ve buna bağlı olarak bunlarla beraber senkronize çalışan bir muhasebe programı da var. Yani birlikte sürüm maliyetini bu sürü üretim programından, yemleme programından gelen verilerle takip edebiliyoruz. Nerede yani işletmenize para kazandıran bireyler kimlerdir? Evet. Kaybettiren bireyler kimlerdir? Kesinlikle öyle. Ve ileride bu hayvan şu an para kaybetse dahi geçmişe yönelik olarak bir sonraki dönemde hala para kazandırmaya devam edecek mi, etmeyecek mi? Kesinlikle. Oradan zaten izleyebiliyorsunuz. Sürümüz bu sürü programları sayesinde her gün düzenli olarak takip ediliyor. Aylık olarak da işte reformlu olan inekler çıkar, süt verimleri düşen bunların hepsi kontrol altında. Bu şekilde bir yönetim şeyi izliyoruz. Ama burada işletmedeki karlılık için öngördüğünüz veya dikkate aldığınız değer sadece süt verimi değil, değil mi? Tabii ki süt verimi değil. Bununla beraber tabii ki yani hayvancılık işletmeleri, süt işletmelerinde süt ilk öncelikte, daha sonrasında buzağı, döl verimi. Bunları da programlar sayesinde ya da sistemler sayesinde takip ediyoruz. Sınıflandırıyoruz. Dediğim gibi işimize yaramayan hayvan bizimle beraber olmuyor. Doğru. Tarımda tabii karlılık dilim dilim, dönem dönem dikkat edilme, hesaplanması gereken bir olgu. Aslında düşük süt verimi varmış gibi gözükse de arkadaşlarının yanında, evet, 12 ayda bir doğuran bir inek mesela herkesin bir rüyasıdır, değil mi? Evet. Sevgili Nait Bey, Sütaş grubu olarak 5 büyük işletmeniz var. Her biri kapasite itibariyle 1000 sağmal. Evet. Ve tabii ki bunların gençleri de orada barındırıyorsunuz. Gençler için, yani genç dişi bireyler için aslında ayırdığınız için 6 işletme diyebiliriz rahatlıkla. Evet. TETA'nın sağladığı Afimix sistemini siz de kullanıyorsunuz. Personelinizden nasıl raporlar istiyorsunuz? Bu raporlar ile işletmeyi ve sürüyü nasıl yönetiyorsunuz? İstediğiniz verilere istediğiniz yerden ulaşabiliyor musunuz? Şimdi Başat Bey, arkadaşların da söylediği gibi bir çiftlikte aslında izlenmesi gereken 3 temel veri var. Yani ana başlıkları söylememiz gerekirse, birisi hayvan sağlığı. Tamam. Yani koruyucu hekimlik dahil. Yani siz hangi hayvanlarınızın gerek verimlerindeki düşüşleri, gerek işte hareketlerinin kısıtlanması ya da süt kompozisyonundaki iletkenliğin değişimi gibi bir sürü işte bu yeni teknolojinin size sağladığı verileri izleyerek hangi hayvanlarınızın muayene edilmesi gerektiğini, hangi hayvanlarınızın sağım sonrasında veteriner hekimin vizitine gelmesi gerektiğini görüyorsunuz. Bunu her yerden, bulunduğunuz ortamlardan da izleyebiliyorsunuz. Ha, bizim siz de söylediğiniz gibi biraz daha farklı. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi tüm günlerini bulundukları çiftlikte geçiriyorlar. Ama biz Aksaray'da da çiftliklerimiz var. Karacabey'de de çiftliklerimiz var. Yakında Bingöl'de de olacak. Evet. Şimdi bizim Karacabey'deki bir bürodan tüm bu çiftliklerimizin bahsettiğim gibi sağlığını yönetiyor olmamız lazım. Evet. Yani benim 90 günlük hayvanımın, yaşında olan hayvanlarımın aşısı yapılmış mı, yapılmamış mı buradan izleyebiliyorum. Tabii. Ben hangi grup sağmalımın o günkü verdiği sütü buradan izleyebiliyorum. Şimdi diğer alana gelince üreme, ki verimliliğin temeli üreme. Tabii. Siz hayvanlarınızın doğurduktan sonra kaç gün sonra ilk tohumu yediğini, hangi doğum aralığında doğurduğunu, ne kadar boşta geçen süreniz olduğunu bilmiyorsanız sürüyü yönetiyorsunuz diyemezsiniz. Bu sistem bütün bu imkanları bize sağlıyor. Tabii bunun dışında şimdi arkadaşlar da söyledi. Yine bu sürü yönetim sistemlerini besleme sistemleriyle entegre ederek siz hayvan başına ürettiğiniz sütün çok bir önemi yok bence. Yani 1 litre sütün maliyeti önemli. Tabii. Ya ben 40 litre süt alıyorsam ama sattığım 40 litre sütlü hayvanın yemini alamıyorsam hiçbir manası kalmıyor. Dolayısıyla 1 litre sütün maliyetini de buradan hesap ediyoruz. Yine arkadaşlarım söyledi, sürünün seleksiyonunu da böyle yapıyorsunuz. Bireysel olarak süt verimlerini izlediğiniz için
sürünüzün en başarısız hayvanlarını görüyorsunuz. Ya da doğurma sıklığını rahatlıkla doğurma sıklığını biraz önce söylediğim gibi izliyorsunuz ama bir başka şey daha var. İlaç giderleri. Yeni dönemde ilaç giderlerini de söyleyeceğim. Yani zaman sınırı var mı? Hayır. Kısa bir özet yapmak istedim ben de. Evet. Tabii ileride açarız bu detayları. Şu da var. Artık teknoloji geliştikçe hayvanların bireysel olarak yani dışarıda bir laboratuvar örnek göndermeden hayvanın süt yağını, süt proteinini, sütteki somatik hücresini gibi görerek siz sürünüzdeki sütü düşük olmasa bile süt kalitesi düşük hayvanlarınızla seleksiyon yapabilirsiniz. Daha bir ileri adım ki şu an bizde yapılmıyor ama dünya bunu böyle yapmış. Artık işte bireysel verileri biriktirerek gelecekte bu ülkenin en genetiği iyi hayvanları seçmek ve bunlardan da artık bu ülkenin boğalarını üretiyor olmayı da bize bu sistemler sağlayacak. Doğru. Ben genel bir yaklaşım olarak bunları söyleyeyim. Daha sonra detay anlatayım. Tamam efendim. Evet. Teşekkür ederim. Bu sistemle sahadan ve hayvanlardan ne gibi veriler topluyorsun sen? Ve bu teknolojiyi kullanırken seni nasıl yönlendiriyor? Biz bu sistemden hayvanların günlük, öğünlük süt verilerini alıyoruz. Hareketlilik verilerini alıyoruz. Biz bu verileri alarak hayvanların sağlıklı olup olmadıklarını süt verilerinden gruplama yaparak karlılıklarını, beslemeyi nasıl yapacağımızı hareketlenen farklı emleme yapacaksa evet, ona neye için, göre neye göre gruplayacağımızı belirliyoruz. Hareketlilik verilerinden hareketliliği arttıysa büyük ihtimal bu hayvan kızgındır, tohumlanması gerekir. Bunu gidip kontrol ediyoruz. Evet. Hareketliliği düştüyse ya bir hastalıktır, topallık olabilir veyahut da yattığı yerin konforunu beğenmiştir yatıyordur. Evet. Veyahut da çok fazla ayakta duruyorsa hayvan bir padok içerisindeki bir arıza vardır. Ya sıyırıcınız çalışmıyordur ya gübre yönetiminiz kötüdür. Bu tarz verileri alarak bilgisayar başına sahadaki olumsuzlukları da görebiliyoruz. Tabii. Arızanın nerede olduğunu arama fırsatı veriyorsunuz. Evet. Değil mi? Bir yerde bir arıza var. Buna sebep oluyor. Evet. Neler olabileceğini siz görebiliyoruz. Görüyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Ve bu program bize geçmişte ne uyguladıysak kaydedebiliyoruz. Ve bir önceki, daha önceki kaçıncı dakikasyonda hayvanımız ilk dakikası doğduğu andan itibaren ki bütün verilerini kaydediyor. Evet. Ve biz geçmişte bu hayvanla ilgili bir problem yaşayıp yaşamadığını hastalık bakımından kayıtlardan görebiliyoruz. Yani o sorun varsa bir sorun. Bu önceki sağmal dönemlerde de var. Var mıydı? Zırt pırt mı bunu yaşıyor? Evet, o yönden mesela, bir sıkıntısı bir mastit var. Olan bir hayvan için söyleyeyim. Kronik bir mastitim var, tekrarlayan mastitim var. Bunları görerek de sürü reformasyonunda yani sürüden çıkışlarda tabii, bu bizim için önemli bir kriter oluyor. Hem hayvanı çıkarmak hem de ondan doğmuş olan düveyi sürüde tutup tutmama evet, kararı için de anasının performansını izlemek tabii ki önemli. Evet. Değil mi? Bazı hayvanlarımız var bir tohumlamada gebe kalabiliyor. Bazı hayvanlarımız 3-4 tohumlamada, 5 tohumlamada, 6 tohumlamada gebe kalan hayvanlarımız var. Eğer bu hayvanlar her sene bize bu şekilde bir tohumlamada kayıp sağlıyorsa evet, biz o hayvanları çok fazla sürü tutmak istemiyoruz. Bu tarz verilerde evet, dolayısıyla yeni neslin seçimini de anasının geçmiş bilgilerine dayanarak dayandırabiliyorsunuz. Evet. Öyle değil evet mi? Celal'cim, bu teknolojinin aldığınız kararlara etkisi ne oluyor çiftliğinizde, uygulamalarda? Bu teknolojinin eksikliğini hisseder misin? Olmazsa ne yaparsın? Aslında şöyle, biz aldığımız kararları, daha doğrusu biz protokollerimizi uygulamak için aslında biz bu programları kullanıyoruz. Yani onlar bizim aracımız. Dediğiniz gibi olmazsa olmazsa zaten öyle bir durum söz konusu. Olmazsa bir inek bakarım. Evet. Evet. Onda da akşam bilmiyorum. Hani akşam sağımını yaparsam onu bilemeyeceğim. O yüzden dediğim gibi bizim protokollerimizi bütün yani aşı protokolü olsun, onun dışında senkronize programı olsun. Bunların hepsini sürekli programdan takip ediyoruz. Sizi yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Yani biz karar verdiğimiz şeylere onu takip ediyoruz. Daha sonrasında da programdan takip ederekten aslında sürüyü biz yönlendirmiş oluyoruz. Siz silsile şeklinde yapılacak bir evet, müdahale varsa hayvana hangi gün ne yapılacağını evet, hangi aralıklarla ne yapılacağını
size bir de otomatik ayıraç kapı yazılımla entegre ayıraç kapınız var. Evet, aslında biz farm sisteminin belki bir tık altındayız. Onu inşallah sene Nail Bey'in de söylediği gibi hem yağ hem protein yani antrenör sistemini de inşallah alacağız. Ayrıca kapıyı kullanıyoruz. Bu kapı işte o protokollere evet, göre işte yani, ayırdığı hayvanı size söylüyor. Evet. Ben bunu bunun için ayırdım, buna bunun için müdahale et. Tabii. Yani mesela işte biz programa parametreleri koyuyoruz. Nedir? İşte kriterleri adım, koyuyoruz. Evet, adım sayısına göre işte bu kadar adım atan hayvan mutlaka ya kızgındır ya koşturmuştur ama ne olursa olsun kapıdan ayrılıyor. Bir farklılığı var. Sütteki genel 10 günlük ortalamasının işte biz karar veriyoruz. %6'sını düşürmüş, %10'u düşürmüş. Bunu mutlaka kapının ayrılmasını istiyoruz. Hiç işçilik yapmadan sağım sonrasında hayvanlar vizit için geliyorlar. Ondan sonra hekim arkadaşlarımız gerekenleri uyguluyor. Müdahale ediyor. Evet. Nihat Beyciğim, siz de bu teknolojiyi son 3 senedir kullanıyorsunuz. Evet. Daha önce farklı bir uygulamanız vardı. Ne gibi kazanımlarınız oldu? Bunlar nelerdir? Bu teknolojinin sizin sürünüzdeki dönlenme, kızgınlık, sindirim, üreme rahatsızlıkları, buzağı ürünleri gibi sorunlara etkisi oldu mu? Olduysa size ne gibi ekonomik kazanımlar elde ettiniz? Ya şimdi dedik ya, yani sürünün 3 temel işi var. Bunlardan birisi üreme diye. Sonuç itibariyle siz sürünüzde bir üreme performans öngörünüz var. Tabii. Bu nedir? Mesela ben bir kriterimizi söyleyeyim. Ben doğum yapan her hayvanımı 70 gün içerisinde, 70. günde mutlaka birinci tohumunu yemiş olmasını arzu ediyorum. Ki hedefim olan 410 gün iki doğum aralığını yakalayayım. Şimdi sistem bana diyor ki senin bugün şu hayvanları 70 gününü dolduruyorlar. Ve şu ana kadar doğal kızgınlıklara tohumlanmadılar. Bunları tohumluyorsun. Sonuçta yani somut örnek verirsem mesela düve kızgınlık sistemi de önemli. Yani evet, tüm hayvanları kaçırmadan ve doğru bir zamanda doğru bir yaşta tohumlayıp gebe bırakırsanız sizin düvelerinizin daha erken bir yaşta samol olmasını sağlıyorsunuz. Tabi bir hesap yaptığınızda ki dünya bu hesapları yapmış. Evet. İşte bir ay 1000 tane düveniz var. Bir ay önce gebe bıraktınız. 1000 ay kazandınız. 1000 ay kazanıyorsunuz. Ya 1000 ay siz 1000 tane hayvana yem yedirmemiş oluyorsunuz. Çünkü doğurmazlarsa yemeye devam ediyorlar. Ayrıca 1 ay süt almış oluyorsunuz. 1000 ay. 1000 ay. Süt almış oluyorsunuz. Her hayvandan 1 ay, 1000 hayvandan 1000 ay. Evet. Bunlar ve çok 80 tane fazla çok buzağı şey, almış oluyorsunuz. Tabii ayrıca. Tabii. Bir şey daha var. Bak onun detayını söyleyeyim. Şimdi hesap yapıyorsunuz. İki doğum aralığını 420 gün yazdığınızda ben 1000 gün için daha yeni yaptım. 6500 hayvanınız oluyor. 10 gün düşürdüğünüzde 7100 tane hayvanınız oluyor. Yani. Doğumunuz oluyor bir yılda. Yani sürünün üreme performansını buradan yönetiyorsunuz. Evet. Yine söylendi. Sinkronizasyon yapacaksınız. Yani özellikle çok yüksek verimli hayvanların doğumdan sonra bu kadar bir süre içinde kızgınlık göstermesini beklememek lazım. Çünkü doğurduktan sonra hayvan bir geçiş dönemi yaşıyor ve kendini toparlıyor. Çok yüksek bir süt veriminden dolayı mutlaka bir negatif enerji balansına girerek kilo kaybediyor ve tabii doğum sonrasında yaşanan metritti vesaire de o sonuçlar nedeniyle gecikiyor. Yani negatif enerjiden kısıt hayvanın verdiği sütün karşılığı kadar yemi tüketemiyor. Şimdi rumenin bir kapasitesi var. Yani o rumen kapasitesi 75 litre sütü desteklemiyor. Evet. Yani ne kadar siz kaliteli yem kullanırsanız kullanın bir kısmı açık kalıyor. Ve bunu da ben şunu gördüm. Hoştenler için söylüyorum. Bunlar yani yedikleri olmasa bile kendini telef etme pahasına süt vermeye devam ediyorlar. Yani böyle bir tuhaf. Vefalı bir hayvan. Yani demiyor ki ya benim yok olacağım. Yok. Böyle devam ediyor. İşte bunları yönetiyorsunuz. Şimdi Gantar yakında işte konuştuk. Tetacı arkadaşlar geldi. Beraber bir program oluşturduk falan. Çok önemli. Doğuran hayvan doğumundan sonra sizin dünya belirlemiş. Hangi bir kilo kaybı ne kadar olmalı? Hangi günden sonra tekrar toparlaması lazım? Bunu izliyorsunuz. Yani aslında
Geçmişte biz yetiştik. Kartotex'le bireysel hayvan verisi yazıp bunlardan rapor üretmeye çalışmak gibi bir gerek yok. Tabii. Sonuç itibariyle bu sistem size üreme ile ilgili, sağlıkla ilgili, verimle ilgili ve bunların hastalık ve üreme ile ilgili ilişkili tüm raporlarını veriyor. Detayı isterseniz anlatırız. Tabii. Size düşen bu verilerden kendinize bir rapor oluşturmak, bu raporu doğru okumak ve ilgililere doğru talimatı vermek kalıyor. Tabii. Onun için de sürü yönetim sistemleri kullanmak belli büyüklük çiftlikler için artık kaçınılmaz. Hatta şimdi iş biraz daha ileri gidiyor. Sürü yönetim sistemleri yanında besleme ile ilgili sistemler de, yani robotik sistemler, robotik besleme sistemleri, sağım sistemleri vesaire de giderek insan kaynaklı verimsizlikleri ortadan kaldıracak diye düşünüyorum. Tabii ülkemiz için çok arzu edilen bir durum olmayabilir. Yani istihdam sıkıntımız var falan ama yani nereye teknoloji değerse, nereye yeni teknolojiler adapte edilirse orada verimlilik artıyor. Ben özetle bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi şimdi kendi protokollerinizi doğru oluşturacaksınız ve sistemi siz yöneteceksiniz. Yani sistem bu verileri bize veriyor ama o sistem bize verdiği veriden ne anlaşılması gerekiyor ve ne yapılması gerekiyor siz iyi yapıyor olmanız lazım. Onun için de bu sistemleri kullananı baştan iyi bir eğitmek lazım. Doğru. Kesinlikle öyle. Evet. Yani eğitim burada çok önemli ve ya vermiş olduğunuz talimatların uygulanıp uygulanmadığını da izleyebildiğiniz için personeli de aslında performansını izlemiş oluyorsunuz. Mesela çok ciddi bir sağım takip sayfası veya raporlama şeysi. Sen kullanıyor musun mesela sağım? Ben aslında ondan da bahsedecektim. Şimdi tabii bu sistemler sayesinde artık sağımlar yapılırken sağım personelinin başına gidip hani bu düzgün yapılıyor demenize gerek yok. Nasıl? Çünkü bunun bir kriterleri var. Belirli, ölçülmüş, biçilmiş değerleri var. Mesela işte düzgün bir sağım 90 saniyede yani hazırlanması memenin ve takılması, başlığının takılması. Şimdi programda örnek vereceğim sadece. Hani düzgün sağlam, yani bütün rutinin düzgün olduğu yerde işte hayvan vereceği sütün ilk 2 dakikada %50'sini vermesi gerekiyor. Biz sağımın ilk 2 dakikasında %50'sini hatta 60'ını almaya çalışıyoruz. Evet, yani hedefimiz yine 50 diyelim. Tamam. Şimdi program sayesinde biz takımlar grafik haline de dönüştürmüş sistemde. Yani oradaki personelin ne kadar aldığını, hangi sağımda ne kadar yaptığını, memeyi düzgün hazırlamadığını, yani oraya girip kamera koymanıza bile gerek yok. Hangi sıklıkla takmış? Takma evet, sıklığından memeyi hazırlamış mı, hazırlamamış mı? Ataşmana ne zaman takmış, ne zaman çıkmış, kapıdan ne zaman girmiş, ne kadar çıkmış gibi bütün sürüyü izleyebiliyorsunuz sağlıklı aslında. Bu doğru yapıldığı zaman bu söylediğiniz uygulama meme sağlığı çok olumlu. Kesinlikle. Yönde en büyük ilerliyor. Çünkü sağlığım kısalıyor bir kere. Çünkü hayvan vereceği sütü bir saat, yani çok kısa bir süre içerisinde verebildiği için özellikle somatik üst hücre sayısı üzerinde çok olumlu etkisi olduğunu biliyorum. Burakcığım, senin süründe hayvan sağlığına, süt kalitesi üstüne ne gibi etkisi oluyor? Bunları nasıl kazanç olarak ifade ediyorsun bu sağlanan faydaların? İş yükündeki maliyetini nasıl olumlu olumsuz etkiliyor hayvan sağlığı, süt kalitesi, yemleme, sağım rutini? Bunları nasıl paraya döndüğünü yazılım üzerinden takip edebiliyorsun. Celal'in de bahsettiği gibi sağımdaki bir problemle veyahut da yani sağımcının bir hatası biz bu sağım sistemindeki şeyle protokollerde bakabiliyoruz raporlamayla. Eğer bu raporlamayı bir problem var ise hayvan mutlaka sütünü eksik veriyor. Yani eğer memeyi düzgün hazırlama ön sağım protokolünü düzgün yapılmıyorsa memeyi düzgün sağamıyoruz, boşaltamıyoruz. Tabii. Bu bizim için almamız gereken bir sütü alamıyoruz. Memeyi yormuş oluyorsun. Eğer bu sütü alamazsan
mastite neden olabiliyoruz. Bu zaten başlı başına işletmeniz için çok büyük bir kayıp. İşte memin yoğurmadaki kastım o. Lüzumsuz yere vakum uyguluyorsun, evet. Mekanik olarak sıkıştırıyorsun hayvanı. Tabii ki bir yerde ağırlık. Sağım hatası şekilleniyor. Ve bu sağım hatasından dolayı, personele bağlı sağım hatasından dolayı biz hayvanı rahatsız olarak tedavi etmek zorunda kalır. Bu bizim için bir ilaç maliyeti. İlave işçilik. İlave işçilik. Zaman. Sütün kaybı. Hiçbir zaman atıyorum 40 litre süt veren bir hayvan mastite olarak girdiyse bir daha o 40 litreye çıkmıyor. 30 maksimum 35 litreye çıkıyor. Bu benim kişisel tecrübem. Kesin. Yani bizim aslında orada bir günlük 5 litreden biz bu hayvanı 200 gün sayıyorsak bir ton sütünü alamıyoruz. Doğru. Ve bu bir sonraki laktasyonla daha sonraki laktasyon bunların hepsi etkiliyor. Ve biz hayvandan hırpalanmış oluyor durup dururken hayvanın ve bu da verim de en başta öyle. Verim mesela besleme olarak aynı beslemeyi yapıyoruz ama sütünü alamıyoruz. Bu bizim için bir zarar. Yani süt kalitesini yine bu program üzerinden bakarak Afilab'la. Herkesin rüyası. Rüyası evet. İnşallah biz de bir ara alacağız. Afilab programından işte bireysel olarak hayvanların asidoz olup olmadığı gibi problemler, sütteki bozulma, iletkenlikle mastit. Biz eğer erken teşhis yapabilirsek, mastiti yapıyoruz. Mastit kronik bir hale gelmeden daha erken yaparak mastitten en az etkiyle hayvanı kurtarabiliyoruz. Ama bu program olmasaydı eminim ki körelmiş memelerle biz süre devam edeceğiz. Peki sen veteriner olarak bu alet sana elektrik iletkenliğinden dedi ki aha bu hastalanacak sana. Meme hastası olacak. İlk önce ne yapıyorsun? Mesela biz kendi çiftliğimizde neredeyse bu tür mutlaka oluyor. Yani mastitim yok diyen bir çiftlik olması mümkün değil. Mutlaka bir iniş çıkışlar oluyor en azından. Hemen kanfor uygulaması yapıyoruz. Yedire yedire hayvanı boğuyoruz diyebilirim. Meme kremi diyelim. Meme kremi, kan deveranlı hızlandırıcı, naneli özlü meme kremini boğuyoruz hayvanı. Bu iki sağımda tekrar düşüyor. Düşüyor. Neredeyse antibiyotik uygulaması oluyor. Elbette oluyor. Uygulamamız gereken. Ama yani vaka o kadar düşük ki. Ben biraz daha non-steroidler üzerinden. Mesela biz bu tarz subklinik mastitler diye adlandırırsak bunu. Biz süre içerisinde non-steroidlerle biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu tarz etkenler arttığında. Çünkü benim işletmemde işte 500 hayvan var. Sağlık personeli ben dahil 3 kişiyiz işletmede. Çünkü bir tek bizim sağmalı yok. Diğer buzağlarımız var, doğuracak hayvanlarımız var, düvelerimiz var. Onlarla aslında paylaşıyoruz. Biz daha çok yani o meme kremi kullanmak istiyoruz ama iş yükünden dolayı biz kendimiz kullanmıyoruz. Ben işçiye güvenmiyorum. Hayır, yakaladın o zaman ne yapıyorsun? Non-steroid yapıyorum. 3 gün içinde zaten toparlıyor. Eğer toparlamıyor zaten klinik forma geliyor. O zaman erken zaten o hayvanı takip ediyorum. Bu hayvan potansiyel de benim için hastalanmaya, mastit biliyorumdan. O hayvanı daha dikkatli takip ediyoruz. Her sağımı daha dikkatli yapıyoruz. O şekilde müdahale ediyoruz. Evet Nihat Beyciğim, siz de bunun sağladığı bilgilerle yem tüketimine, buna bağlı hastalıklara nasıl etki ediyor? Bu teknolojinin sizde olması, iş yükünüzdeki maliyet azalması nedir? Hayvan sağlığına olumlu etkisi nedir? Süt kalitesi? Yani bütünde size sağladığı ekonomik etkileri biraz anlatır mısın? Şimdi kısaca ben arkadaşların kaldığı yerde iki konu ilave etmek istiyorum. Tabii tedavi giderlerinin artmasına bağlı olumsuzlukların ötesinde sağım süresi uzadıkça sürü büyüyor ve tüm zaman 1 saat, 1,5 saat daha fazla sizin sağmaneniz çalışıp enerji tüketiyor. Ciddi bir elektrik yükü geliyor. Tabii. Üç defa sağıyorsunuz. Yani siz daha fazla hayvan sağacak kapasiteye sahip bir sağmane ile o kadar hayvanı sağamıyorsunuz. Ve enerji tüketiminiz arttığı için de sizin litre başına süt maliyetleriniz yükseliyor. İkincisi, daha önemlisi, hayvanlar uzun süre ayakta kaldıkları için ya istirahatlerinden ya yem yolunda geçirecek zamanlarından çalıyorsunuz. Toparlıklar artmaya başlıyor, süt verimi düşüyor. Geviş azalıyor. Ya bunlar, geviş alacak. Bunların hepsi bilimsel olarak ispatlanmış. Doğru. Dolayısıyla bu sistemin, sürü yönetim sistemlerinin, hayvanların bireysel süt kaliteleri yani kondüktiviteyi, oradaki yoğunluk değişimi üzerinden bireysel veri vermesi çok büyük avantaj sağlıyor. Sizin işte hasta hayvanları çok daha erken bulmanız
yine hastalık iyice klinik forma gelmeden müdahale düzeltmeniz, ilaç maliyetleriniz düştüğü gibi, arkadaşların dediği gibi, hayvan bir süt kaybetti mi tekrar eski kapasitesine getiremiyor. Ya yani tedavilerin hepsi tedavi giderleri diye görülür de, bence söylediğinin tedaviye harcama dışındaki hayvanın o performans düşüşü var ya, bir çok ton sütü bir maliyet. Yani 10 kutu ilaçla falan alamazsınız. Yani oradaki büyük, daha büyük. Çok büyük. Onun için bu sistemlerin her bir verisi çok değerli. Erken müdahale edebilme imkanı tabii sunuyor. Şimdi sizin yıllarca hayvanların her bir memesinden örnek alıp analiz yapmaya uğraştığınız iş bir bakıma bu yönüyle bitti. Doğru. Şimdi yarın bugün işte sizin sistemde Afilap başkasında başka isim olabilir. Siz eğer hayvanların süt ya protein oranı üzerinden de ketozlarını, asidozlarını izlemeye başlarsanız bu çok daha güzel bir çok büyük size avantaj sağlayacak. Şimdi sistem her yönüyle sürünüzü iyi yönetmesini sağladığınız için hem üreme performansınız arttı yıl içinde hayvan başına aldığınız buzağı artışına bağlı olarak. İki, sürüyü doğru üreme yönettiğiniz için sürünün ortalama dimi düştüğü için süt verimlilikleri yükselecek. İki, bu iki temel konu bile var. Sizin çiftliğinizin verimli olmasını sağlıyor. Ya burada şimdi veri toplayan ki o detaylara girmedi. Şimdi bunun dışında bir de siz yaptığınız her uygulamayı ki söyledi arkadaşlarım sisteme kaydediyorsunuz. Tabii. Ne yapıyorsunuz? Tüm sürünün arşivini sağlık yönetimini sizin istediğiniz protokol çerçevesinde yapıldığını görüyorsunuz. Hangi hayvanı ne zaman aşılayacaksınız listesini o veriyor. Hangi hayvan tırnak bakımına girecek listeyi o veriyor. Efendim bugün hangi hayvanlar tohumlanacak listeyi oradan alıyorsunuz. Gebelik muayenesi. Bugün gebelik muayenesi yapılacak hayvanların listesini oradan alıyorsunuz. Hı. Tüm bunlar sizin sürünüzü doğru yetmenize olumlu katkılar veriyor. Ve personelinizi de programlamak kesinlikle açısından. Kesinlikle. Şimdi burada kritik nokta şu. Bizim insanımızda şöyle bir algı var. Ben bir sistem alayım. İş bitti. İş bitti sanıyor. Bu sistem iş yükünü arttırıyor. Bilinçli bir şekilde kullanılırsa ve bu sistemin ürettiği verilerden siz bir rapor oluşturarak bir izleme yapıyorsanız ve bunu birlikte çalıştığınız arkadaşlara paylaşıyorsanız çok nefis verimlilikler ortaya çıkıyor. Mesela şimdi şunu söyleyeyim, çok detay gibi gelir belki bazı arkadaşlara. Bu sistem size hangi personelinizin tohumlama başarısı nedir? Kullandığınız hangi spermanın gebelik oranı ya da bu boğanın gebe bırakma kabiliyetiyle ilgili de veri verir. Tabii. Şimdi biz yıl boyu kullanıyorduk mesela. Geçen sene 3. ayda ben bir boğanın şeyini sürekli hepimiz 4 kişi tohum atıyoruz. 4'ümüzünki de düşük. Yani hepimiz başarısız olamayız. Demek ki bir boğayı sorgulamak lazım. Sonra firmaya söyleyince dedi ki doğru biz bu bildirimleri başka çiftliklerden de aldık. Kestik. Yıl boyunca kullansaydık biz orada verimliliğimiz düşük olacak. Tabii. Ya çok belki basit gibi geliyor ama bunların hepsini izleme imkanı veriyor. Ya bunların her birini anlatsan günlerce sürer. Tabii. Yani ben belli büyüklükteki işletmesi olan herkese bir sürü yönetim sistemini mutlaka kullanması gerektiğini tavsiye ederim. Ya çok da ciddi sonuçlar almaya başladık. Yani biz sütaş çiftliklerini bu tür yazılımlarla yönetmeye başlayıp etkin bir şekilde kullanmaya başladıktan sonra zaten yılın sonunda, ayın sonunda profesyonel çiftlikler size sadece kaç buzağınız öldü diye sormuyor. Ben miyim arkadaşlar ama ben hesabı aylık PNL üzerinden veriyorum. Kar zarar. Yani bu size onu da sağlıyor. Nasıl sağlıyor? Buradaki verileri sizin kendi muhasebe sisteminize alıyorsunuz. Sizin orada oluşturduğunuz raporlar üzerinden sizin hangi grup hayvanınız size zarar ettiriyor, hangi grup hayvanınız sizin verimlilikleriniz olumlu etkili bunları biliyor oluyorsunuz. Yani diyelim ki üremesini durdurduğunuz bir hayvan. 5 kere tohumlanmış, muayene etmişsiniz. Hala boş. Yani hayvan yumurtlamıyor. Nansikliktir, işte efendim kalıcı korkmuşlu tohum vardır. O detaylara girmeye gerekiyor. Bu hayvanla yolunuzu ayıracaksınız, karar aldınız.
Ama hayvan 40 litre süt veriyor. Bunu o gün çıkarmıyorsunuz, sisteme işaretliyorsunuz. Bu hayvanın sütü 25 litreye düşünce bana haber ver diyorsunuz. Size o listeyi veriyor. Bunları göndereceğim bugün diyor. Ya bunun hepsi sizin kullanma kabiliyetinize bağlı olarak sistem önünüzü sürekli açıyor. Hatta bu şeyi geri bildirimi bu işin işte kompetan insanlara, sorumlularına iletirseniz size oradan daha başka raporlar almak için de bir altyapı oluşturabiliyorlar. Yani neticede bu hayvanların neredeyse sonsuz üretim potansiyeli var fakat bazı arızalardan dolayı verimler düşüyor, düşüyor, kaçaklar oluşuyor. Kesin. İşte bu oluşan kaçakları, kırıntıları biz topluyoruz. İşte bu bizim kârımız haline dönüşüyor. Kesinlikle. Peki, Celal'cığım şimdi herkesin rüyası bu yağ analiz, protein analiz aleti olduğunda olacak umarım. Şeyi kandırabilirsen. Senin şu an çok siz detaylı inceliyorsunuz suyunuzu biliyorum. Bütün bu, herkes buradaki katılımcılar öyle. Bu olduğunda senin hangi yükünü azaltacak? Neler ne tür katma değerler sağlayacak sana? Öncelikle hayallerin ne? Sistemde Naik Bey de bahsetti. Yani önceden işte ketoziz onun dışında asidoz olaylarını anında görebileceğiz. Asidoz ne demek? Yani belki asidoz deyince anlaşılmayan, anlayamayacak üreticiler şimdi, olabilir veya işte. Ketozisi, asidozisi bir anlatın o zaman. Kabaca işkembedeki bakterilerin rahat çalışabileceği asidik ortamın bozulması değil mi? Evet, yani midedeki pH'nin gerilemesi. Hayvanın iştahtan düşmesi. Dolayısıyla hayvanın yediği yemden faydalanmasının azalması, evet. Kanın oksijen taşıma kabiliyetinin azalması neticesinde başka organlara hasar vermesine sebep olan metabolik bir hastalık. Metabolik hastalık. Yani evet, mikrobik bir hastalık değil. Yok değil. Zaten bunlar işte ketoz da aynı şekilde. Ketoz da doğum sonrası negatif, işte negatif enerji dengesinin oluşması. Evet, yani yem tüketiminin yeterli olmadığı, kuru madde tüketimi olmadığında hayvan kendi bünyesinden artık yağ yakmaya başlıyor, zayıflamaya başlıyor. Ketoz da bu, evet. Kaba olarak. Tabii bunlara ne kadar erken yakalarsak, yani bizim şu andaki... Mesela ketozun de, tedavisi kaç para? Propilen glikol veriyorsun, değil mi? Kaç gram veriyorsun, kaç gram veriyorsun? Şey bilir ama... Bazı, şöyle söyleyeyim, ben tek propilen glikol ile ketozdan kurtaramıyoruz hayvanları. Elbette ama neticede bunun tedavisi çok ucuz bir şey. Yakalayabilirsen. Erken yakalayabilirsiniz, tabii. Evet. Bir 5 gün propilen glikol verseniz 500'er gramdan 2,5 litre yapar. Yaklaşık litresi de 20 lira civarı yanlış hatırlamıyorsam şu anda. İşte 50 lira civarı bir maliyeti. Yani 50 lirayla 2,5 3 ton sütü mü kurtarıyorsun? Sadece aslında sütü de kurtarmıyorsunuz yani. Hayvanı kurtarıyorsunuz. Çok bakkal hesabı yapıyorsunuz. Hayvanı kurtarıyorsunuz. Ama ne şey gizli seyreden senin fark etmediğin ketozlar da var. Hepsi tabii onlar şey ölmeyi etkiliyor ama dolaylı olarak karaciğer etkilediği için bütün metabolizma etkiliyor. Tabii. Ben sadece bakkal hesabı. Bu kadar süt azalıyor çünkü yükselmiyor ki süt. Süt pike çıkamıyor hayvan. Çıkamıyor. Çıkamamanın sebep olduğu kayıplar işte tonlara buluyor. Tabii. Ve sanılanın aksine ketoz denir ki doğumdan sonraki 1,5 aylık süreçte karşılaşılır. Hayır 6. ayda bile ketoz olan vakalar olduğunu görüyoruz. Tam ekstrem ama çıkıyor. İlla ama yoğun olarak görüldüğü dönem diye söylüyoruz. Yoksa deplasmanı siz diyorsunuz da, demiyorum yanlış anladım. Yok, genel genel kabul ben üstüme alındığım için demiyorum da. Yani mekanizma şu. Ya hayvanın ağzından giren ürettiğini karşılamıyorsa ketoz olacaktır. Yani bunun illa doğumdan sonra en fazla görülmesinin sebebi biliyorsunuz süreç döneminde hayvan yem tüketmiyor. Yani geçiş diyor adının üstünde transit dönemi demiş, transition period demiş. Şimdi kuru dönemden başlıyor yeme azalması, doğumdan sonra tüketmiyor. Şimdi doğumdan sonra tüketmediği gibi bu tüketmemesini tek başına ketoz değil, boş kalıyor. Yeme almadığı için mide rumen boş kalıyor. Rumen boş kalınca gaz oluşuyor. Gazlar şeyi döndürüyor. Sen yani ketozdan kurtulmakla kurtulmadığında sadece süt kaybetmiyor. Hayvan da gidiyor. Tabii. Ya da deplasman operasyonunun bedelini ödüyorsun.
Deplasmandan sonra da dediler, o hayvandan geçmiş ola, o pike mike çıkmaz. Hatta ondan sonraki laktasyonlarında da o hayvanın ben aynı kapasitede süt verdiğini düşünmüyorum. Vermiyor. Ama bizde sürünün en iyi yönetilen çiftlikleri bile en az %8'ini, 10'unu kesiyor. Yani bu iş bu ülkenin gerçeği. Holsteinların gerçeği. Evet. Bu çok önemli bir konu. Onun için ben araya girdim. Yani ketozu erken yakalamak. Şimdi bir de bizim iş yükümüzü kaldıracak ya. Tabii. Şimdi her gün sabah biz tüm fresh grupta tek tek ketoz çeki yapıyoruz. Ve onun ciddi bir maliyeti var. Bedel ödüyoruz yani. Kit bedeli ödüyoruz. Kit de %100 doğru çalışmıyor. Tabii. Bir de yani, hangi saatinde yaptığınız ölçüme göre de değişkenlik gösteriyor. Tabii değişkenlik gösteriyor ama siz de tutacaksınız bunu en fazla. Sağımdan gelen hayvanları işte ya evet, ayrıcı kapınız evet. varsa orada yoksa kilidi alıp, bakıp bakacaksınız. Evet. Bunların hepsinden kurtulacak. Tabii. Bir de o yanlışlıkları, tabii ki belki bunun da ufak tefek hataları olabilir bilmiyorum kullanmadığımız için ama bu yağ süt oranı üzerinden verdiği için daha doğru ölçecek diye düşünüyorum. Yağ protein oranında. Ya, evet. Yağ protein, hı-hı. doğru. Yani orada 1.4 ile 1 sınırı var. Benim bizim bilimsel olarak bunları biliyoruz da elimizde böyle bir imkan yok şu an. Tabii. Yoksa biz onları kendimiz laboratuvarda yapmaya çalışıyoruz. Sürünün genel durumunu görmek adına tanktan alıp süt proteini, süt yağ oranına bakarak sürümüzün genel bir asidoz, genel bir ketoz, ketotik yapıda olup olmadığını tabii. görmeye çalışıyoruz. O sistem gerçekten iyi olacak. Evet. Tabii bedelini, maliyetini, getirisini hesap edilir de tabii. ama iyi, biz isteriz. Öyle ki akşamcı yemliği süpürmezse sabah sağımında düşen yağdan onu görüyorsunuz. Çok etkisi çok fazla. Yemlemede yapılan hatanın süt yağı üzerindeki etkisi anında ortaya çıkıyor. Grupta mı sorun var? Bütün sürüde mi sorun var? Yoksa bir 3-5 bireyde mi var? Onları da izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla yem arabasında yem çok mu karıştı? Ya da sizin vermiş olduğunuz reçeteyi doğru mu uygulamadı gibi artık sorunların peşine düşmek evet. çok daha mümkün oluyor. Bu sizin prim uygulamanız var değil mi yemlemede? Bir ara yapıyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. Hatasız evet, yem hata payı zaten yemleme programı kullandığımız için yemcilerde ne kadar işte %1 sadece limit veriyordum. O 0-0 yapanlar prim sisteminde evet. ekstra para alıyorlardı. Dolayısıyla hangi yemci, hangi sahamdan önce yem dökmüş primi daha adil biçimde hesap edebileceksin. Evet, hayvandaki yemlemedeki şey, sütündeki yağ oranında. Evet, sorusu olan katılımcılarımız varsa misafirlerimiz. Şimdi sizin, pardon biraz, pilavı biraz daha aşabilir misiniz? Evet, ben anlatayım bunu. Bu her sahım noktasına takılan bir analiz cihazı. Bu NIR denen bir teknolojiyle çalışıyor. Yakın infrared, kızıl ötesi ışınlarıyla. Değişik dalga boylarında göndermiş olduğu ışık sinyallerinin yansımasından geçen sütün kompozisyonunu ölçüyor. İşte yağ için ayrı bir dalga boyu, protein için ayrı bir dalga boyu, laktoz için ayrı bir dalga boyu veya somatik hücre ve kan için farklı. Bunu kitle kullanmıyorsunuz. Yani herhangi bir reajanı yok bunun. Doğru düzgün yıkanmış olması bunun doğru ölçüm yapabilmesi için yeterli bir kriter. Zaten mutlaka doğru yıkanması gerekiyor sisteminde kapalı devre yıkamasının. Buradan yola çıkarak elde etmiş olduğunuz bireysel yağ protein oranının en kritik olan yağ ve protein aslında. Buradan yola çıkarak az önce bahsedilmiş olan işte işkembe asitliğindeki düzensizlikleri veya doğum sonrasında çok ciddi kayıplara sebep olan ketozis rahatsızlığı, bunlar metabolik rahatsızlıklar, kesinlikle mikrobik değil. Çok hızlı teşhis etmenizi sağlıyor. Hızlı teşhis ettiğinizde yapmış olduğunuz küçük müdahaleyle hayvanı kurtarabiliyorsunuz. Bu belirsizlikler çok belirgin de rahatsızlıklar belirgin de olabilir. Hayvanda gözle görülecek bir arıza durumu olabilir. Onu zaten görüp müdahale edersiniz ama artık çok geç kalınmış bir aşamadır. Bir de gizli seyredebilir bu her ikisi de.
asidoz ve ketoz denen rahatsızlıklar. Bunları işte zaten sorun da bunlarda, gizli seyredenler. Yarım yamalak hasta, ne hasta ne hasta değil durumunda olan hayvanlar bize çok ciddi, gözden kaçan olduğu için kayıplara sebep oluyor. İlk sağımda bunları tespit edebiliyor olmak işte. O yüzden dedim ya, bütün veteriner hekimlerin, çiftlik yöneticilerinin rüyası bir cihaz bu. Arıza olmadan yakalama imkanı sağlıyor size. Herhangi bir hasar bırakmasına meydan vermiyorsunuz erken teşhis edip müdahale edebildiğiniz için. Şu anki maliyetler acaba ne kadar? Bilmiyorum. Yani yaklaşık sağım noktası başına bugünkü kurla 13 bin lira, 12 bin lira o civarda. Ama bir sağım noktasında her gün siz en az 10 tane hayvan sağıyorsunuz zaten. Sizde herhalde daha da fazla değil mi? 15-16 hayvan sağıyorsunuz. Oluyor. Günde 3 kere sağlanınca eğer her sağımı ayrı bir hayvan kabul etmemek lazım. 3 hayvan sağıyoruz. Dolayısıyla her gün 3 sağımda da ayrı ayrı aynı hayvanın verilerini almış oluyoruz. Tabii 3 defa her sağımda topladığınız için çok yüksek çözünürlüklü veri toplamış oluyorsunuz. Bu bir de bir önceki sağımı doğruluyor. Yani kendini sürekli aynı hayvanı günde 2 kere 3 kere yapma ihtiyacı hissederseniz yani doğruluğunu da aslında sistemi test etmiş olursunuz. Benim bir başka beklentim bu sistemden. Şimdi biz maalesef süt tankında sürünün ortalama yağ proteinini görüyoruz. Tabii ki hayvanların bireysel yağ protein oranları bu hastalıkların teşhisi adına bize çok önemli bir katkı verecek ama bir de sürülerimizdeki dedim ya süt yağı düşük. Yani genetik olarak düşük yani hayvanın o sürüde durmaması gerekiyor. Ben böyle tür hayvanları da seçme konusunda ciddi bir başlangıçta katkı vereceğini düşünüyorum. Böyle bir niyetimiz de var. Süt yani kalitesine göre de ıslah yapacağız. Tabii. Yani yapmış şimdi. Adam genomikle süt kalitesine bakarak hayvan seçiyor. Tabii. Biz daha hala elimizdeki hayvanlarımızın bireysel yağ ve protein oranlarını bilmiyoruz. Sürümüzünki iyi diye övünüyoruz ama bu kadar ortalama iyiliği hangi hayvanlar çok iyiken sağlıyor onu bilmiyoruz. Tabii. Yani biz dördümüz bir para kazanmışız da sen zarar ediyorsun diyelim yanlış anlama ama bizim üçümüzün fazla kazancı seni karlı gösteriyor. Halbuki siz zarar ediyorsanız sizin bu takımda olmamanız gerekiyor. Doğru. Bu mantıkla ben sürümü de seleksiyon alırım diye onun için de istiyorum ya böyle evet. Bir şey analizi, bireysel analizi. Daha Buraklar ve Celaller kullanmıyor. Ama siz kullanıyorsunuz. Uzaktan hayvanlarınızın sürekli olarak 15 dakikada bir hareketlilik, yatma, kalkma, ayakta kalma süresi, yatılı kalma süresi verilerini topluyorsunuz. Genelde düveler işletmelerde en arkaya atılır garibanlar. Hep gözden ırak olurlar. Bunların kızgınlığını belirlemek de zaten zordur. Genç hayvan hoplayıp zıplıyor filan. Biraz da onun sağladığı düveler üzerindeki faydadan bahsedin de çocuklar da kıskansın. Bir yatırım yapsınlar. Biz kullanıyoruz. Düzeltme var. Biz kullanıyoruz. Tabii yaklaşık olarak bir sene yakın. Doğru. Kullanıyoruz. Doğru. Geçen sene temin ettik. Başta kurulumunda yoktu. Hı-hı. Daha sonra temin ettik. Evet. O zaman önce senden dinleyelim, sonra Nait Bey'den dinleyelim. Tabii. De onların çünkü devasa bir düve çiftliği var. Kendi bu işletmelerinde doğan dişi materyali orada özel olarak bakıyorlar. Bizim, ya yani benim için çok büyük bir artısı oldu. Hayvan kızgınlık için işçiye bağımlı kalıyorduk. Tabii gözlem bakıyor, gözlemle var mı yok mu? Veyahut da bir senkronizasyon metodu uygulayarak hayvanları tohumlama yapıyorduk. Düvelere. Aslında düvelere böyle bir şey gerek yok. Kendi kendine kızgınlık gösteriyorlar. Bunları çok yakalayabiliyoruz. Bizim için yani aslında maliyet olarak bize bir gebelik için bir senkronizasyon maliyetimiz oluyordu. Ve çoğu zaman kör tohumlama yapıyorduk senkronizasyon sonunda ve başarımız düşük oluyordu. Kendi kendine doğal kızgınlıklarını da yakalıyoruz ve daha gebelik, yani elde etme oranımız çok arttı. %20-25 oranı da arttı. Uf. Yani ciddi bir rakam. Çoktan fazla çıkardı öyle. Aynen öyle. Artık biraz alalım, afile bağlı alalım. Sen nasıl takip ediyorsun düvelerde? Gözle şu an. Yok, biz de aldık. Ha siz de, tamam. Doğru. Ya ben çok yoruldum, iki akşamdır geçiyor. Evet, o zaman başla. Evet. Öncesinde yaklaşık, ama 3-4 sene önce yoktu. Yoktu. Aldıktan sonra yaklaşık oranlarımız %15 daha fazla oldu. Düvelerde sadece. Düvelerde, evet. Ama şu anda şeyde, insan mallarda henüz yok. Evet.
her sahada. Zaten 3 defa geliyor onlar bir gün. Evet. Düvelerde %15'lik bir başarı elde ettik. Bu aynı zamanda doğumda da, doğum yapacak hayvanlarda da, bak aha bu hayvan doğuracak ha bilgisine size 3-4 saat önceden verebilme kabiliyetine sahip. Ama tabii o vakte kadar o hayvanın üzerinde kalması kalmıyor lazım. Yani bizde kalmıyor. Yeteri kadar palometre alınmadık. Gebe bıraktıktan sonra, ikinci kontrolünü yaptıktan sonra, hayvan kesin gebelik olduktan sonra biz alıyoruz. Başka bir hayvan takıyoruz. 60 gebelikte. Evet. Muayenesinde. Şimdi arkadaşlar aslında söyledi, bana çok fazla bir şey kalmadı da. Ancak biz başından beri o lüksü yaşıyoruz, onu söyleyeyim. O zaman çok büyük bir... Şimdi 3000 başlık bir düve çiftliği olunca ve burada kızgınlığı da sadece görsel olarak yaparsanız çok başarılı sonuç alamayacağınızı bildiğimiz için. Ben özellikle düvelerin altına çizdim. Biz başlangıçta oraya da kurulmuştu ben geldiğimde ama bizim gerçekten hiçbir şekilde sinkronizasyon hiç konu olmadı. Bak zaten iyiliğini kendileri sonradan anlamış da biz zaten baştan beri yapmadığımız için bizimkiler anlamakta zorlanıyor. Önce kötüyü görmek lazım. Evet, aynen, kötüyü görüp kıymetini anlamak lazım. Şimdi bizim düvelerimizdeki 23 ayın altına düştü. İlk doğum. İlk doğum. Orada da işte biliyorsunuz bakanlıkla biz görüşerek ben çok ciddi bir mücadele verdim. Düvelerin tabi belli bir cidaka yüksekliği ve kiloya gelmek şartıyla 13 aylıkken tohumlanabileceği yönünde mevzuatı düzenlettik. Dolayısıyla 13 aylık yaşta tamamına yakın hayvanımız bizim gebe kalıyor. Tabi bunun biliyorsunuz yani tüm sürüde her hayvanı aynı sayıda tohumlayarak gebe bırakamazsınız. İçinde yine o anneden gelen genetik kaynaklılar var. Hayvanların yaşadığı bireysel problemler var. Her ne hikmet ise bilmiyorum. Son dönemde düvelerde hiç olmaması gereken metritler falan gözükmeye başladı. Bizde de var. Bir iki tane maalesef bu dünyanın da yaşadığı bir problemmiş. Ben biraz araştırdım. Mesela onlar olmasa ya 22 ayın altına düşecek şey iki doğum bu düvelerin sağlam olma yaşı. Evet. Bu sistem sayesinde bunlar oluyor. Tabi sabah bilgisayara gelip siz çiftliğinizde tohumlanacak düveler gelmeden hatta şimdi ben bile bunları bırak ben izliyorum. Cep telefonunu açıp düve çiftliğinde bugün tohumlanması gereken kaç tane düve olduğunu biliyorum. Tohumlanmazlarsa da hatta iyi kötü bir zaman da tespit edebiliyorsunuz. Yani doğru tohumlama zamanı konusunda bunu da bildiriyor. Size %100 olmasa da size ciddi fikir veriyor. Onu da sizin biraz anlayacak kapasitede yani kızgınlık dönemi işte 16-18 saat ise evet. Bunun içerisinde hangi saat, saatte kaçta... tohumlamalıyımı siz oluşturabiliyorsunuz. Evet. O doğru. Ama size diyor ki şu saat aralığında tohumlamalısın diye tabii, sizi tabii. Yönlendiriyor. Biz de işte genelde o dönemde tohumlanıp tohumlanmadığını şimdi tabii bizim bir düve çiftliğimiz Karacabey'de var. Burada bu lüksümüz var ama Aksaray'daki çiftlikler düveler de çiftlikte. Onların da bu sistemi var ama ben tamamını bir merkezden izleme şansına sahibim. Hı hı. Yani oranın üreme performansını da izleyebiliyorsunuz. Bulunduğu yerden artık sahmallarda olsun, düveler zaten sahmaneye gitmedikleri için bu şarttı. Ama şimdi artık bu lüks inekler için de var. Tabii. Biz işte yeni, en son kuranlardan biri olduğumuz için biz daha ileri bir teknolojiyle başlamışız. Hı hı. Demek ki daha evveli de varmış. Hayvanın bulunduğu yerden sürekli verinin anlık oraya gidiyor olması da büyük avantaj sağlıyor. Tabii, çok yüksek çözünürlüklü veri toplamış oluyorsunuz. Evet. Daha evet. Hızlı karar verme imkanı sağlıyor size. Buyurun, evet. Sorunuzu alalım. Sistemin teknik olarak çalışmasına dair de bilgi verir misiniz? Sensörler nasıl çalışıyor, nasıl bir veri akış trafiği var? Şimdi o bir sunu konusu. Evet, o bir sunu konusu. Hızlı... Ben hazırlamıştım onu. İşte hızlıca hayvanlardaki takılan bu pedometre dediğimiz adım sayar içerisinde 3 boyutlu bir ivme ölçer var. Buradan hem bunun hayvan yatıyor mu, kalkıyor mu algılıyor jiroskop gibi 3 boyutlu olduğu için sensör. Aynı zamanda adım mı atıyor yoksa duruyor mu ayağını verisini topluyor. Bu ayaktan 2 tane sensörle toplanan verileri pek çok manaya geliyor işte. Yatıyor mu? Yatmasını istiyoruz biz hayvanın. Bunlara ne kadar monoton, sakin bir hayat sunarsanız o kadar mutlu oluyorlar bunlar. Ve yatmaları lazım ki yediği yemi
faydalı hale dönüştürebilmesi için yapması gereken gevişi sağlasın, yapabilsin hayvan. Yatma sayısındaki azalma, gevişin azalacağı mana, konfor yok hayvanın demek. Dolayısıyla bunu görebilme imkanı sağlıyor bize. Hareketliğindeki azalma, bir ayak arızası veya bir keyfinin olmadığını bir göstergesi. Sık yatıp kalkması, tamam, yani bir hayvan günde 8 defa yatıp kalkıyorsa o ya 9 oluyor ya 7 oluyor. Ama bu 12 oluyorsa, 15 oluyorsa bir şey var, hayvan yatmak istiyor ama yatamıyor, canı yanıyor, kalkıyor demek. O zaman araştıracağız nedir bunun sebebi. Bir diğer sensör, hareketliği söylemiştim, hareket artarsa hayvan boğa kısamış demektir. Boğaya çekmek veya tohumlamak gerekir hayvanı. Sermayede tabii çok yüksek, çok fazla veri toplama imkanımız var. Bir kere süt verimini topluyoruz hani. Sütte ani bir düşme olmuş mu? Bunu izleyebiliyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Bireysel olaraksa bireyde arayacağız. Gruptaysa o zaman yemciyi falan döveceğiz değil mi? İlk önce. Dövmeden önce vermek lazım. Hemen dövme. Personelin de performansını izleme fırsatı veriyor demiştik ya az önce. Yani grupta süt düşmüşse bir yemleme ile ilgili bir büyük ihtimalle veya yataklıklarla ilgili bir yem süpürülmemiştir, suluk arızası olabilir, su içmiyordur, yem kilitte uzun süre kalmıştır, o günkü hazırladığınız rasyonun kalitesi düşüktür. 100 tane sayarız ya. Bir tane olsa bulmak kolay da. Keşke bir tane olsa. Hayır, bu pedometreden, evet, şu hayvanın dayandığı şey, kablosuz olarak, bu açık alanda 750 metre yarıçap, kapalı alanda böyle çok fazla saç çatılmatı varsa bu sinyallerin aktarmasına mani olacak, en az 150 metre yarıçapa kadar 15 dakikada bir verip yolluyor, topladığı veri. Bu o. Süt ölçerden sütün elektrik iletkenliğini ölçebiliyoruz. Çünkü hayvanın memesi enfeksiyonu kaptığında, bu sütü oluşturan alveol denen küçük hücrelerin hücre duvarı inceliyor ve kandan sütün içerisine sodyum ve klor daha rahat geçebilir. Ani sıçrama bize o hayvanın bir enfeksiyon kaptığını ve klinik olarak rahatsızlanacağının göstergesi. Daha henüz klinik bir durum yok. Çok erken teşhis etmiş oluyoruz. Orada işte biz mesela kendi çiftliğimizde kanfor sürüyoruz. Japon yağı. Nane yağı. Nane yağı sürüyoruz. Kan deveranını hızlandırmak suretiyle hayvanın kendi kendine o arızayı geçirmesini sağlıyoruz. En azından ilk darbeyi alıyoruz. Eğer yenebilmişse bir daha yükselmiyor. Ama bir hafta 10 gün sonra tekrar, yani 3 gün sonra bir daha yükselebilir. O zaman yerleşik bir mikrop var. Bunda deyip adale içinden antibiyotik uygulaması yapıyoruz, memeye girmeden. O afilattan zaten az önce bahsettik, o sağladığı başka bir beyefendi sormuştu. Sensörlerle sütün komponent içeriğini bir defa izlemek mümkün olabiliyor. Canlı ağırlıktaki değişimi izleyip doğru tohumlama zamanına karar veriyorlar. Ve de hayvan kilo kaybediyorsa belki de bir çivi yuttu hayvan, gebemebe ama yani sıkıntı yoktu ama ne oldu, bir iştah düştü, bir tuhaflık oldu, bir arızi bir durum var hayvanda, onu da görebiliyorsunuz. Çok faydalı bir şey canlı ağırlığın gün be gün sanım ve sanım takip edilmesinden hiç umulmadık bir arızanın bir hayvanda olduğunu başlangıç aşamasında izleme imkanı size sunar mı? Siz değerlendirilmede kullanılan parametreler için gerekli verilere müdahale edebiliyorsunuz. Aslında her çiftliğin eşitleri farklı olabilir. Elbette bu üç listemi ilk aldığınızda size genel bir ayar veriliyor. Siz çiftliğinize göre bunu bu ayarları müdahale edip değiştirebilirsiniz. Çok basit, en basiti olduğu için söylüyorum. Mesela bu uygulama size geldiğinde sütün iletkenliği %12'nin üzerine çıkarsa size bu hayvan mastit olacak diyor. Nerede olursa olsun. Siz diyorsunuz ki bu çok, %8'e düşürüyorum ben bunu diyorsunuz, hassasiyetini arttırıyorsunuz yani. Artık %8'in üzerine çıkanları size alarmlıyor. Söylüyorsunuz, ulan bu defa da patır patır hayvanlar gelmeye başladı, hasta olmadığı halde. İşte bunu ben 9 yapayım, 10 yapayım diye kendi ince ayarınızı
buluyorsunuz. Bu söylediğim sadece benim elektrik üretkenliği. Daha pek çok farklı uygulamanıza göre. Mesela naiteler şey, çok değişmiyor. Bak ben söyleyeyim. Biz bu işi yaşıyoruz. Dediğiniz örneğe. Çiftlikler Aksaray'da, çiftlikler Karacabey, Bursa'da. İkisinin nem ve sıcaklıkları farklı. Sadece onu dikkate almanız lazım. Yani iki lokasyonun birbirinden farklı olan verilerini bilerek, şimdi yaz dönemi sıcaklık stresini Karacabey'deki hayvanlar çok daha fazla yaşayacak. Eğer sizin bir serinletme sisteminiz yoksa, doğal ortamda bulunuyorlarsa süt verimi düşecektir. Döl verimi. Niye düşecektir? Yem tüketimi düşer zaten. Hayvan aşırı sıcakta yem tüketmeyecek. Sonra dediği gibi hemen arkasından diyecektim ben. Bu sefer de hayvanlar da gebelik elde etmek zorlaşacak. Tabii. Yani bunları yorumlarken sizin katmanız gereken, yani bir hekim olarak, bir yönetici olarak o lokasyonların birbirinden olan farklarını ve orada beklenen olumsuzlukların kaynağını biliyor olarak onlara tedbir alıyor olmanız lazım. Yoksa bu denen konuların çoğunda yani hayvan sonuç itibariyle kızgınlık aktivitesi belli bir mesafeyi kat etmesi çok doğru sonuç. Orada da veriyor, burada da veriyor. Değişmiyor. Orada da süt verimi %10 düştüğünde bana hayvan ayrıcı kapıdan gelsin, bu hayvanda bir problem vardır diye siz yönlendirmişseniz programı onlara ayırıyor. Ha şimdi yeni yaklaşımda şu da var. Biz artık hayvanlarımızı 4 tane farklı kapıdan ayıracağız Bingöl'de. Şimdi yaptık projeleri. Mesela ben tırnak bakımı yapacağım hayvanları nedir? Koymuşum. Protokolüm diyor ki buraya ayrılan hayvan mutlaka tırnak bakımı yapılacak. Buraya ayrılacak hayvanlar artık ayrı kapıdan oraya gidecekler ve tırnak bakım travayından geçerek kuru padoğuna geçecekler vesaire gibi. Bunlar artık sizin başka programlarla eşleştirerek, başka yeni yazılımlarla haberleştirerek yönetirsiniz. Bu verileri topluyor. Ha buna bir de sizin doğru veri giriyor olmanız lazım. En kritik işlerden biri de o. Bir sorun daha var. Buyurun. Tam da sizin bahsettiğiniz işletme yapısı. Örnek yani bir örnek olaydan bahsediyorum. Evet. Bursa'daki çiftliğinizde çalışan her süre evet. Diyelim ki oradan aldınız, Anadolu'dakine aldık, onunla bir proje bulduk. İkisinde de protokoller belli, gelişmiş yani. Evet. Uygulanıyor. Tecrübe var. Evet. Tecrübesi var. Sonuç bu durumda gene değişiklik olur mu? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi var ya, sistem sürü yönetmiyor, onu diyeyim. Tekraren söyleyeyim. Burada kritik nokta o. Eğer kişi bu sistemden sürekli doğru veri alıp doğru zamanda müdahale ediyorsa işi onun daha öbüründen iyi oluyor. Yani kişiden kişiye bu başarı değişir. Zamanlı diyorsunuz. Bu var ya. Sonuçta size sürünüzü yönetmek için istediğiniz verileri doğru bir şekilde üretiyor. Diyor ki al kardeşim bu verilere bak sürünü yönet. Yoksa bu sürü falan yönetmiyor. Yani buna güvenerek sürü yönetir diye alıp korsanız ayva yersin. Siz kullanacaksınız. Tabii. Onun için de o insanları bak dedim ya, bir daha tekrar edeyim. Bu tür sistemleri alanlar, yönetici olsun, veteriner hekim olsun, zooteknist olsun, kim olursa olsun bir kere bu işin mantığını, bu verileri nasıl yorumlayacağını, buralardan hangi raporlar alacağını, günlük raporlar, haftalık raporlar, üreme raporları, sağlık raporları vesaire gibi iyi bir eğitimden geçmeli ki bu verileri doğru analiz etsin ve doğru yönetsin. Yoksa ben bundan 5 tane çiftlik yönetiyorum, hepsinin başarısı birbirinden farklı. Başındaki adamla alakalı. Sistemi yönetmediğini o gösteriyor zaten. Kişilerin yönettiğini. Evet. Ama bu olmazsa olmaz. Yani yanlış anlamayın. Bu sistem olmasa da hiç kimse yönetemez. Yani bu sisteme rağmen yönetmeyen adam çıkar, onu diyeyim size. İş yapmak istemiyorsa yapmaz. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.